Edim 0518 merkez departman Şef Kore'nin durumu ile ilgileniyoruz. Musun? Şef, Koray. bir duyabiliyor musunuz? Bana ilk yardımını yap. İlk yardımını yap Tamamdır, çabuk. tamamdır. İki bir İkiminiz Çavuş Çavuş Bozo Bozo konuşuyor. konuşuyor. Herhangi Herhangi bir bir doktor doktor mevcut mevcut mu mu şu şu anda anda operatör? Olumsuz bilgim yok şu anda. LSM sattığına geçiş sağlıyor. Ay, içim parçalandı. LSPD'nin LSM'si attı, beni duyan bir doktor var mı? İkinci çağrı, LSPD'den LSM'si attı, beni duyan bir doktor var mı? Ay. İkimin İkimiz Çavuş Çavuş Bozok Bozok konuşuyor. konuşuyor. Herhangi bir Herhangi bir doktor doktor mevcut değil. mevcut değil. Kendi Kendi imkanlarımızla imkanlarımızı hastaneye hastaneye götüreceğiz götüreceğiz Bizim Bizim Koray. Koray. Bana ilk yardımını yap. Anlaşıldı. Durumu ne? Tamamdır. Evimiz konuşuyor Kafası arkadaşlar. kafası Bölgeyi kanıyor. tedavi Sırtında taraması yapılıyor bıçak şu anda. yaraları Fakat var. herhangi bir Tamam. görüşüm yok. Bandajla Tamam. kanını Tam durdur. tampon Aracı yapıyorum alanı. bir yandan. Yara neresinde? Sırtında da var, kafasında da var efendim. Tamam, sırtı bende. Kafasına yap pansumanı. Yaptım efendim, tampon uyguladım. Tamam, indir aracı. Bekle. Üstünde de bir şeyler vardı, kağıtlar. Bakarız sonraki hatlar. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Edim 05 Şef Kore'nin hastaneye sevki sebebiyle 16 Los Santos Medical Departman. Aha bak abin. Nasıl tutuyoruz ya? Abin değil mi? Aracın içindeki yatan. Ben bir doktor bakayım hemen. Sen bir gel böyle bakın ben de. Doktor yok mu? Oo, gitti bir de. Tamam, yatır yatağa. Tamamdır. Air 1 konuşuyor. Bölge detaylı olarak tarandı. Herhangi bir görüş yok. Anonsu geçti mi hastaneye getirdik diye? Evet. Ah be, kaçırdık adamları ya. Durumu ile ilgili anons geçeyim mi? Ameliyat alındığını söyle. 7-14 hastanede kullanabiliyoruz. 14 İzmir Memur seni konuşuyor. Şef Koray şu anda ameliyathaneye alındı. Kendisinin kanamaları ve yaraları mevcut. İlgileniliyor şu an. İlgileniyor. Hiçbir şey yok. Sağlıklı gayet. Sakin ol. Nasıl durum Çavuş? Bilmiyorum, ameliyat aldılar. Çavuş. Gelir misiniz? Ben sırtını gördüm. Hı. Bıçakla kazımışlar. V7 yazıyor. Ne yazıyor? W7. W7. Bıçakla kazılmış W7. belli. W7.
Anonsunu geçtik mi bunun? Geç benim geçeyim hemen. Geçeceğim ben. 2003 2003 Demir gündemini Çavuş. çavuş. Güzel. Düzeltiyorum. 2003 Çavuş Bozok konuşuyor. Bircan Koray'ın departman önünde sırtında W7 şeklinde bıçakla derin bir yara izi açılmış bilginize. Şu anda hastanede ameliyatta. Eğer ki bir departman pislerini sağlıyor bilginiz. Ne kadar sürecekmiş ameliyatı? Bilmiyorum ki aldılar içeri. Bağını görmüş. Sırtında W7 diye böyle bıçakta iz bırakmışlar. Efendim, kafasında kanamaları vardı, sırtında da bıçak yarası vardı. W7 şeklindeydi ve yanında da birkaç kağıt parçası vardı ama alamadım o sırada. Üstünden çıkacaktır Uyanmasını muhtemelen. bekleyeceğiz. Yani sizin önünüzden dağa çıkıp Air nasıl göremedi onu ya? Ben anlamadım. Araba Bildiğiniz çok bir büyük anda ama çıktı. Air biraz geç geldi ya galiba. Nereye gidebilir ki oradan? Valla mezarlık var. Mezarlıktan çıkmış olabilir. Arka taraftan çıkmış olabilir. Direkt mezarlığın dağına çıktı çünkü. Ben Baya araç bildiğin alan şey yok, saklanacak bir saklanmayacağı yer de var. yok. Yok ya Araç araba da falan çok olduysa. büyük. Araçta da 4 kişiler Evet. hani inip kaçsalar falan yani bir gözükür en azından. Kılıp Bizim kurtulurlar önümüzden desene. evet direkt dağ böyle yardırdılar. Dimdik dağa çıktılar zaten o kocaman araba. Ve departman önüne kadar gelmişler yani. Bunlar büyük ihtimal ama bırak başka bir araç olabilir. Çünkü biz onları departmandan çok uzak bir otobanda gördük. İki araçlardır. Hı-hı. Üç araç toplam. Bircan'ın deşkemine yansıyan o. Tanıkların ifadesi de o yöndeydi zaten. Bu Olaydan W7 ne olabilir acaba? 20 dakika önce de San Jose Palo Alto'dan 3 tane araç hırsızlığı ihbarı geldi. O yüzden plakasını sordum. Üçünün de plakası vardı çünkü. Anladım. Buyurun. Azıcık azıcık şey sessiz konuşabilir miyiz? Tabii. Dedik bu W7 ne olabilir? Bilgin var Bakacağız, mı? araştıracağız. Başka bir şey olabilir mi? Memur Bey. Şu yerde oturan kız. Koray Bey'in kardeşi. Bircan Koray'ın Koray. kardeşi mi? Bircan Koray'ın kardeşi. Koray'ın Ona kardeşim varmış. bir bilgi Koray'ın verseniz. kardeşim varmış. Bir rahatlatsanız. Evet. Yeleneyim ben. Tamam. Tamam sen bak. Doğru kaçtım, sola kaçtım. Merhabalar. Hayır, hayır bir tane. İsminiz neydi? Beste Koray. Beste Hanım merhabalar. Ben Los Santos Polis Departmanı'ndan Memura Sena. Merhaba. Şefin kardeşi misiniz? Evet. Abinizi ben buldum. İlk yardımını da ben uyguladım. Sizin için ne kadar kıymetliyse bizim için de o kadar kıymetli. Can sağlığını ve tedavileri için elimizden geleni biz de doktorlar da yapıyor. Kendinizi iyi hissetmeniz için elimizden geleni yapacağız. Lütfen Benim yüzümden sakin. oldu. Hayır, lütfen sakinliğinizi koruyun. Biz polis memuruyuz. Yani işimiz zaten bu. Görev başında da böyle tehlikeli durumlar başımıza her zaman hepimizin gelebilir. Yani benim de, şefin de hepimizin gelebilir. Önemli olan bu tarz durumlardan en hafif şekilde kurtulmak. Öncelikle dediğim gibi sakinliğinizi koruyun. Kendisi için metanetinizi koruyun. Bize güvenin. Kendisini bizzat ben buldum. İlk yardımını ben yaptım. Bana güvenin. Durumu çok kötü değil. Şu anda da ameliyatta zaten. Kendisi iyileşecek. Hiç merak etmeyin. Biz elimizden geleni yapacağız durumla ilgili. Ama bunun için sizin de sakinliğinizi ve tenetinizi korumanız gerekiyor. Yani bize yardımcı olmanız gerekiyor. Çünkü biz bir de üstüne hani bu şekilde yani şahsım adına söyleyeyim. Hani aklım burada kalmasın. Bestan. Durumunuzu çok iyi anlıyorum. Beste biz senin yanındayız zaten. Abin de iyi olacak merak etme. Her şey çok iyi olacak. Hiç Efendim. merak etmeyin. İyi misiniz Beste Hanım? Gelin şöyle bir şey yapalım. Tutun elimden. Kalkalım. İçeride kim var? Bu durum bilgisi versene sen. Yerde Durum oturmayın. Kalkın bilgisayarın ne Beste Hanım. oldu? Gelin benimle. Gelin oturalım şöyle. Buyurun. Bakayım dur. Buyurun oturun şöyle. Ben size bir su vereyim. Bir su için.
Bir kendinize gelin. Gelmedi. Kimse ilgilenmedi mi bir canla? Yerel doktorlar ilgileniyor. Ya. Biz Tamam, bulamadık ben efendim. bakayım tamam. Ben bir Tamamdır. devamını alayım. Oturun beslenin siz. Kolay Sizin gelsin, iş kolay gelsin. yapabileceğim ekstra bir şey var mı? Ben yardımcı olayım size, Hı bakayım hı. bir hastanenin durumu neymiş. Tamam, dediğim gibi mesajınızı koruyun. Bize güvenin. Departmana güvenin. Kendisi de zaten dediğim gibi. Tekrar söylüyorum. İlk yardımlarını bizzat ben uyguladım. Elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin. Anları bundan sonrası bence siz rahat olun. Tamam mıdır Beste Hanım? Tamam. Tamam, anlaştıysak. Bil, baksana be. Efendim. İsteğiniz var mı? Susadınız mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Tamam. Biraz sonra da bir elinizi yüzünüzü yıkayın. İyice bir kendinize gelin. Yani kendisi duyunca sizi böyle çok kötü halde görmesin. İyi hissetsin kendini. Kıyamam ya. Ben ne rolde bu kadar tatlı olamıyorum yürüyen. Ben de öyleyim ki. En fazla böyle millete şey yapıyorum işte. Dayı gibi. Dayı gibiyim ya bildiğin. Ay, baksana bacıma. İçim parçalandı vallahi. Ya ayıp olacak belki de, operasyonda başım dönecek, bir yemeği olan var mı? Ben yardımcı olayım Bir şöyle. Gelin. yardımcı Gelin olursan gelin. benim bir başım dönecek yoksa. Şöyle çantamdan alır mısınız? Uzanayım bir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şunu bir yiyeyim de öyle devam edeyim, yoksa benimle de uğraşmak zorunda kalacaksınız. Tamamdır. Problem değil. Daha iyi misiniz Beste Hanım? Güzel eder. Tamamdır. Aga be. Kardeşi gelmiş ağlıyor ya. Üf, içim çok parçalandı. Ey. Var mı? Efendim doktor var mı acaba? Doktor ameliyatta, isterseniz yan odadaki yerel doktorlar baksın size. Tamamdır. Dişlerimi kırmak üzereyim sıkmaktan şu anda. Şu basit cezalar yüzünden değil mi? O Evet, iki üç şöyle tane. ilerleyelim de sivillerin yanından uzaklaşalım. Tabii. Şimdi olayın özeti şu. Zaten Asena işin içindeydi. Evet efendim. Şimdi Bircan'la Asena'nın yaşadığı bir tatsızlık var. Bölgede de bayağı bir kalabalık kişi vardı zaten.
Olayın üstünden biz kişileri alıyoruz işte. Geralt falan. Geralt aldık. Biraz nezaretende beklettik. Ama Bircan'dan bugünü yani son bir haftada 3-4 şikayet alıyoruz. Evet. Ceza yazma konusunda. Olaydan yarım saat önce Sandy Shores ve Paleto'dan 3 tane araç ihbarı geliyor. Biz de yetişemedik. Büyük ihtimal olayda kullanılan araçlar oradan elde edilmiş. Arazi tipi olduğu Evet. için. Gerisi için bir canı bekleyeceğiz. Çok kalabalık ama. İhbarlarda plaka gözüküyordu değil mi? Plaka bilgimiz vardı da. Ama araçların plakasını bilmez bu sefer. Ya O araçta. bilmeye gerek yok. O arabaydı zaten hani kaçtıklarına göre Tabii zaten tabii onlar. olur da onlar arabayı bıraktı gitti. Ya beni orada radarı da açmadım ben ondan da alakalı da ama o odur zaten hani. Çok uzakta kaldık yalnız çavuş onlara bir bakıma da. Ondan da evet, o da olabilir. Yaklaşamadık hiç. Yani tam görüşümüz de yok üstelik maalesef ki. Yani adamlar kafasına göre ceza yazdık diye bunu yapacaksa daha sert olmamız gerekecek bundan sonra. Daha sert olursak bu sefer 15-20 kişi gelecekler. Bir şey değişmeyecek. Gelsinler. Yarın biz E de o 35 kişi zaman gideriz o zaman çavuş. kanıtın yok ki. Bir, onların yaptığına dair bir kanıtın yok. İçeri alamazsın ki adamları. ya biz Nasıl yine alacaksın? görevimizi yapacağız. Madem bunu yaptığımız görev canlarını sıkıyorsa daha fazla sıkacağız o zaman. Uyarmayacağız hiçbir zaman. Zaten uyarı Orası kısmı öyle. geçildi. Gözün yaşına bakmayacaksın. Kanun bu, yaz geç. Yani bu saatten sonra kaçırabiliyorlarsa kaçırsınlar. Dedektif bir süre Lincoln'ya sağ olsun. Evet, onu Bunu konuştuk çavuşla zaten. Yarın temin iletip kararı çıkartalım. Lincoln'u sağa koyalım. İkinci olarak araçtan inerken birini durduğumuzda araçtan inmeden önce bir dikiz aynasına etrafı güvenli mi diye bakması lazım. ve Aranızdan araçtaki bir yetkiliniz ikinci alabilir kişi miyim? söyle dedektif. Nasıl? En yetkili kim sonunda görüşeyim mi? Evet, geldim. Oh, of. Ucu ucuna var. Ucu ucuna kaçtı. Ucu ucuna ya. Siz yukarıda ne yaptın? Ne oldu size helikopterde? Ya Ben saçma dedim tamam sapan bir Mary'e koşacağım 99 dedim olayı oldu. ya. Ya olmasa o tarafa doğru yönleniyorduk. Orada bir vakit kaybettik. Hatta sizin olduğunuz tarafa doğru geldik o Anaston önce. Hani şehrin doğu batı kısmından şehre doğru ilerliyorduk. Bir sıkıntı yaşadık işte orada. Bize bir 3 dakika kaybettirdi. O olmasaydı adam elimizdeydi ya. Adamlar her ne boksa. Biz de Yani şans eseri otobanda gördük. 4 kişiler de arabanın içinde. çavuş yani biz ufacık bir ceza yüzünden başımıza böyle bir şey geliyorsa biz nasıl bir tavır sergilemeliyiz yani? Görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Sen görevini Görevini yapmaya devam yapacaksın. et. Bu riskleri göze Benim de alarak polis başıma oluyor zaten. gelebilirdi. Şef Koray'ın geldi. Hepimizinki gelir. Hepimiz de olabilir. Zaten bunun bilincinde göreve çıkmıyor musun Banu? Tabii ki. Siz boşuna mı bağırıyoruz? Boşuna mı kızıyoruz? Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye. Haklısınız. Ulan be onları yakalasak var ya. Bunu koyayım. Dümdüz dağa tırmandı adamlar offroad aracıyla ya. Şey Bir an yapamayız. önce de bir tane Cruiser'dan başka adam akıllı bir daha Offroad çıkabilen gelmesi lazım. offroad gelmesi lazım abi. Olmuyor böyle. Geçen başıma ne geldi biliyor musun? Adamın tekini kovalıyorum. Hadi kovalasana dedi. Sürdü daha. Ne yapacaksın ona? Ya bunlar da o yüzden aldı zaten. 3 tane daha gibi jipi niye alsınlar adamlar? Biliyorlar bizim offroad aracı eksikliğini. Nereden biliyorlar amına koyayım? Yani öyle bir Bilmiyorum. eksiğimiz yok da işte. Olmaması da lazım. Daha gibi Bunu da arabalar onların çalmışlar. kullanma 3 olması tane de aynı lazım araba. ya da işte. 3 3 tane tane aynı işte. araba. Neyse işte. Adamın sırtına W7 yazmışlar bir de yani. De kağıtlar çıktı onları henüz inceleyemedik. Ne kağıdı çıktı? Şeye Üstünde biraz baksanıza kağıtlar vardı. Bakalım bir de. onları Şeye bakın. Bu da. Walkers'a bakın be. Nasıl? Bu kadar kolay mı? Ha, Hani ciddi bu misin ya? Çok fazla.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 kişi. Köpek gibi korkuyorlar aslında da. Bir kişi için toplanan insana bak. Bir de oradan artistlik yapıyorlar. Köpek gibi korkuyorsunuz. Bir kişiye 15 kişi itmişsiniz işte. Dalga geçer gibi bir de ya. Bence kendilerine de o geçmişler. Bir kişi için 15 kişi baksana. İzi sürülebilir mi uygulamadan efendim? Biraz kullanmışlardır. Dedektif buraya gelen, IT'li gelen random. W7 telefon ya. Almışlardır, kırıp atmışlardır ya. Burası nerede acaba? Onu hesap düşünüyorum. W7. Burayı ben biliyorum ya. Ben de biliyorum burayı. Ben de biliyorum. Ne tarafta burası? Terziciliğin oralarda işleme yeri falan olması lazım. Dedektif. Daha çok sen de shorts gibi ama. Telefon işte, uygulamanızı incelediniz mi efendim? İnceledim. Burada çok dillendirmeyelim. Kasabada. Bölgenin hemen görüntüsünü alalım. Bölgeyi bulabilir miyiz şu anda bozuk? Buluruz buluruz. İnceleyelim. Geliyorum ben. Birinci odanın içinde. Masanın üzerinde alabilirsiniz. Adamın kız kardeşi de görecek. Ne? Kudaya. Ay efendim yani. İnsanların... Cidden fatura için yani. Kansızlar, yapacak bir şey yok. Yok, biz yapamıyoruz. Ya biz mesela polis olarak bu adamların hepsini yakala. İnsanlara ifşa edemiyoruz. Bizde ne var? Gizlilik kanunu. Suçlu olduğu zaman ifşalayamazsın. Adamlara baksana neler yapıyorlar. 18 kişi abi. Bir tane adam için. 18 tane insan. Artistlik yapıyorlar orada. Fatura. Ama biz de Riot'la mı çıkalım devreye yani? Bize şey diyorlar ya. Ya bir tane araba için 3 tane ekip gelmiş ya falan. Ha ya. Tamam. 18 tane insan ya. Tamam, burada işimiz kalmadı. Departmana geçelim. Delilleri paylaşayım ben de sizinle. Maşallah. Araç yoksa bırakayım istersen. Kedim 0519. Çavuş dönmezden memur evandıra attı mısın? Geç dedektif.